Seyda Hanım benimle, kında sorarsanız, yani bu hizmetkarıyla diyelim, bu kapısının kölesiyle öyle diyelim. Seyda-i Şeyh Maşuk söz konusu olduğu zaman biraz farklı bir iletişim şekli var. Biraz farklı yani, böyle hitap etme tarzı filan farklıdır. Bir seferinde yine ya hacı ya umre yolculuğundayız. Biz giderken genelde mutlaka uçakta hatme yaparız. Çünkü vakit denk geliyor, öyle oluyor. Sizin etrafınızda bunlardan hatme yaptığınızı bilmiyorlarsa hatme onlar için de yapılabilir. Diğer kardeşlerimiz bize yakın koltuklarda oturuyorlarsa onlar da o hatmeye katılırlardı. Bir seferinde biz öndeyiz, onlar tamamen arkada. Beraber bilet bulamadık onlarla. Biz en öndeyiz, Seyda ile beraber kadasınız siz. Dedi ikimiz hatme yapalım dedi. Beraber ikimiz başladık, ben yanında oturuyorum. Gözümüzü yumduk uçakta. Yani ya başladık hatmeye. Okuyacağımız şeyler bitti. Silsileyi okumaya başladı Seyda. Subhanallah, aynı Seyda-i Şeyh Maşuk'un sesiyle okumaya başladı. Onun tarzıyla, onun aynı onun okuyuşuyla hatme duasını ben şaşırdım. İlk defa Seyda'dan bu şekilde böyle bir hatme duasını bu şekilde okunduğunu hem duyuyorum hem de çok duygulandım yani. Çok böyle elhamdülillah Seyda-i Şeyh Maşuk yanında o hatme yaptırıyor. O kadar güzel okudu ki Seyda, kandasalası silsileyi. Yani affınıza sığınıyorum, çok ağladım. O silsile okunurken yani Seyda Şık Maşuk sanki o yanımda o oturuyor. Katme bitti, bittikten sonra tabii böyle dedim ki ya sesim de böyle tabii hem kekelemeye başladım tabiri caizse. Dedim ki Seyda aynı Şık Maşuk Hazretleri gibi. Dedim ben senin için öyle okudum dedi. Yani böyle Seyda'nın böyle büyük ikramları var. Bize büyük hediyeleri var yani. Allahu Teala Seyda'yı başımızdan eksik etmesin. Rabbim bizi bu mübarek kapıya layık etsin. بمثل بلبل مسام بنفش عبا خمر ضاني بنفش عبا خبز صنع كل الكاج اسمه مجاني ضياء ارض واسمانا باسم حي وادرت صاني